Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 30. 33. ders anlatım föyünü yapacağız. Konumuz enerji kaynakları, alternatif enerji kaynakları ve bilimsel gelişmelerden bahsedip bu konuyla ilgili soru çözerek konuyu AYT konularını tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, ee, i̇lk olarak fosil yakıtlarla başlayalım. Şimdi fosil yakıtlar dediğimiz arkadaşlar bizim kömür ve petrol olmak üzere iki sınıfa fosil yakıtları ayırabiliyoruz. E, ee, ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda işte uzun yıllarca e, kalmasıyla oluşan yakıtlara e, canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl bir arada kalmasıyla oluşan yakıtlara fosil yakıtlar. İki tür fosil yakıtımız var petrol ve kömür. Doğal gaz ise arkadaşlar petrol petrolün türevi olarak biliniyor arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Peki petrol dediğimiz ifade. Şimdi petrol yer altından çıkarıldığında ham halde kullanılması uygun değil. Çünkü petrolün içerisinde bileşenler var. E, ham halde kullanamıyoruz. Petrolleri, petrolü arıtım tesislerinde ayrımsal damıtma işlemiyle bileşenlerine ayırıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemli bir ayrıntı. Ham petrolü buldan ayrımsal damıtmaya gönderdiğimizde ayrımsal damıtma kolonu bu kolon. Ve burada işte LPG'yi, benzini, uçak yakıt olanı, motorini, gaz yağını, full oil, asfalt gibi petrolün içerisindeki ham petrolün içerisindeki işlenmemiş petrolün içerisindeki maddeleri ayrımsal damıtma kolonunda ayırıyoruz arkadaşlar. Peki kömür ee, arkadaşlar burada şuna dikkat ediyorsunuz kömürde ee, burada yer altında oluşum süresi ve bileşenlerin yanmasıyla oluşan enerjilerin verimine göre kömür turbo linyit taş kömürü ve antrasit diye 4 sınıfa ayırıyoruz. Yani ilk olarak yerin altında turbo oluşuyor. En kalitesiz kömür dediğimiz ardından linyit kömüre dönüşüyor. Sonra taş kömür en kaliteli kömür ise antrasittir. Yani toprağın altında kalma süresine göre kömür bu aşamalarla antrasite dönüşebiliyor. Doğal gaz ise arkadaşlar yapısının büyük bir kısmı metan gazı olan etan, propan ve bütan gibi hidrokarbonları da içerisinde bulunan az bir miktarda hidrojen gazı pardon hidrojen sülfü ve karbondioksit de bulunan Duran bir karışım yani sonuçta içerisinde hidrokarbonlar büyük bir kısmı hidrokarbonlardan oluşan bir karışım. Şimdi fosil yakıtlar madem öyle petrol, kömür ve doğalgazdan oluşuyordu. İki bileşeni petrol, kömür bir de doğalgaz dedik arkadaşlar. Nerelerde kullanıyoruz? Petrol ürünlerinden benzin, mazot, LPG motorlu araçlarda yakıt olarak. Fuyl oil konutların konutlarında ısınma amacıyla petrolü kullanabiliyoruz. Doğalgaz sanayide, konutlarda ve iş yerlerinde yine ısınma amaçlı kullanılabiliyor. Kömür de yine tem santrallerde ve evlerde ısınma amaçlı kullanılabiliyor arkadaşlar. Fosil yakıtlarının kullanımının zararları var mı? Var tabii ki. Çok ciddi zararları var. Örneğin kömürü yakıt olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı bölgeler. Nelerdir bu bölgeler? İşte Zonguldak gibi, Manisa'nın Soma ilçesi gibi. Buralarda can, yaşayan canlarda çeşitli hastalıklar. En önemli hastalıklar solunum yolu hastalıkları arkadaşlar görülebiliyor. E, yer altından çıkarılan ham petrol, kara, demir ve deniz yoluyla petrol e, arıtım tesislerine taşınıyor. E, deniz yoluyla taşımalarda oluşan kazalarda arkadaşlar şimdi buraya dikkat edin. Petrolü biz karayoluyla, deniz yoluyla bir şekilde taşıyoruz. Deniz yoluyla ulaş eğer petrolü taşıdığımızda eğer bir kaza olursa o arkadaşlar denize dağılıyor. Evi denize danıldığında ekolojik hayatta çok ciddi zararlara ve kirliliğe sebep oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz bir de fosil yakıtları kullandığımızda açığa gazlar çıkıyor açığa çıkan bu gazlar arkadaşlar güneşten gelen ışın gelen zararlı ışınların tutulmasıyla sıcaklığın yükselmesine ve küresel ısınmaya sebep oluyor arkadaşlar bakın önemli bir ayrıntı. Şimdi burada bir de e, sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliği yani atmosfere salınan fosil yakıtlardan dolayı karbondioksit gazı, metan gazı gibi su buharı gibi maddelerde e, sera etkisi yapıyor. Sera gazlarının neden olduğu iklim değişiklikleri oluşmaya başlıyor. İşte bu günümüzde olan pek çok sorun çevrede meydana geliyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar fosil yakıtları bir de yaktığımızda kömür, petrol gibi maddeleri yaktığımızda karbondioksit, kükürt oksitler ve azotoksit gibi maddeler atmosfere yayılıyor. Atmosfere yayıldığında havadaki su buharı ile bu gazlar birleşerek asit yağmuru olarak yere iniyor. Yani örneğin kükürt oksit havadaki su buharı ile birleşiyor ve H2SO3 olarak yere iniyor. Yani bildiğiniz asit yağmuru. Asit yağmurları ne yapıyor arkadaşlar? E, toprağa zarar veriyor. Bitkiye zarar veriyor. Suya zarar veriyor. Canlı hayatına çok ciddi zararları oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Onun dışında e, şunu söyleyebiliriz. Mesela güzel bir cümle var. 2015 yılında e, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı araştırmalara göre atmosferdeki karbondioksit miktarı 400 pikometrenin üzerinde olup en yüksek seviyeye ulaşmış. Yani sera gazı sarı tabakası çok ciddi oluşmuş arkadaşlar böyle bir durumda. Şimdi örnek 1'e baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Doğalgaz ve LPG fosil yakıt değildir. Arkadaşlar doğalgaz dediğimiz sıkıştırılmış sıvılaştırılmış doğalgaz şu. LPG de sıvılaştırılmış petrol gazı. Petrol, kömür ve doğalgaz fosil yakıtlardır. Birinci öncül yanlıştır. Petrol ve kömür fosil yakıttır doğru. Benzin, mazot, fuel oil, petrol türevleri Fosil yakıtlara örnek verilebilir mi? Evet ham petrolden yani işlenmemiş petrolden bunlar elde ediliyordu. Hangileri doğrudur denildiğinde 2 ve 3 ile cevap D olacaktır. Peki fosil yakıtlarının zararlı etkilerinden korunmanın bazı yolları nasıl korunabiliriz arkadaşlar? E, şimdi fosil yakıtlar çok ciddi insan sağlığına ve çevreye zarar vermekte. Bu fosil yakıtlarının günümüzde azaltmak kullanımını azaltmak çok zor gibi arkadaşlar. O zaman ne yapmamız lazım? Sadece hani azaltmamız var gibi. Yani tamamen yok edebiliyoruz ama azalt tamamen yok edemiyoruz ama azaltabiliriz. Yani azalmayı sağlayabiliriz. Peki bunun için de tedbirler alabiliriz. Neler olabilir mesela? Temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırabiliriz. Yani yenilebilir dediğimiz temiz enerji kaynakları jeotermal enerji rüzgar enerjisi güneş enerjisi hidrojen enerjisi gibi enerji kaynaklarını özendirip yaygınlaştırabiliriz arkadaşlar. Fosil yakıtları azalttıkça bunları artırabiliriz. Artı şehir içinde bireysel araba kullanmak yerine toplu araçları kullanmayı tercih edebiliriz. E, kısa mesafelerde araba yerine yürüyerek veya bisikletle gitmeyi tercih edebiliriz. Ağaçlandırma birincini artırarak bitki örtüsünü ve ormanları korumaya önem verebiliriz arkadaşlar. Ee, Zararından fosil yakıtlarının zararını bir tık daha ne olur bu böyle bir durumda azaltmış oluruz. Fosil yakıtların kullanımı sonrasında oluşan yanma ürünleri çevre ve insan sağlığı için zararlı etkiler oluşmaktadır. Bu etkiler yukarıda verilenler. Şimdi fosil yakıtlar dediğimiz petrol, kömür e, ve doğal gazdı. Ve bunlar yandığında doğaya karbondioksit, kükürt oksitler, azot oksitler o, salınıyordu ve atmosferde çok ciddi bir sera tabakası oluşturuyorlardı. Asit yağmurlarını meydana getiriyorlardı. Bu da iklim değişikliklerine küresel ısınmalara sebep oluyordu. E, dolayısıyla Kutuplarda buzulların erimesi, ekolojik dengenin bozulması, iklimde anormal bir değişme olması bunların hepsi fosil yakıtlarının zararlı etkileridir arkadaşlar. Cevabımız E olacaktır. Peki fosil yakıtlarını azalttıkça alternatif olarak insanlığa neyi sunmamız lazım? Alternatif enerji kaynaklarına sunmamız lazım. Alternatif enerji kaynakları nelerdir arkadaşlar? Yapılan bilimseler çalışmalarda şu gözlenmiştir. Ekolojik sisteme zarar vermeyen, bakın bilimseler çalışmalar neticesinde ekolojik sisteme zarar vermeyen veya zararı daha az olan çevre dostu enerji kaynakları keşfedilmiş. İşte çevre dostu olan bu enerji kaynaklarına biz ne diyoruz? arkadaşlar? Alternatif enerji kaynakları diyoruz. Bu kaynaklar nelerdir? Güneş enerjisi, jeotermal enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi gibi enerjilerdir. Şimdi ilk olarak güneş enerjisi dediğimiz arkadaşlar ki Anadolu'da çok yaygındır bu. Ee, şimdi burada arkadaşlar sıcak su temin etmek için ve meyve ve sebzeyi kurutmak için binlerce yıldır güneş enerjisinden Anadolu'da yararlanılmakta arkadaşlar. Ve teknolojinin gelişmesiyle güneş enerjinin kullanımını çok ciddi ne yapmışız arkadaşlar artırmışız. Çatılara yerleştirimiz şu görselde olduğu gibi. Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretip, e, gerektiği gerekli zaman bu elektrik enerjisini çok rahatlıkla ne yapmışız arkadaşlar? Kullanmışız. Güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretimi santrallerin arkadaşlar uzun ömürlü olması ve kolay kurulması ve çevreci ve düşük maliyetli olması günümüzde çok tercih ediliyor. Özellikle Anadolu'da çok fazla tercih ediliyor arkadaşlar. Her yönüyle e, çokça tercih edilen bir enerji alternatif enerji kaynağı. Zararlı atık oluşturmuyor. E, dolayısıyla bundan dolayı avantajlı bir enerji kaynağı diyebiliriz. Onun dışında yine bu balıkesir taraflarına falan gittiğinizde İzmir taraflarında çok fazla görürsünüz rüzgar enerjisi. Şimdi yel değirmenlerindeki gibi e, rüzgardan yararlanma günümüzde rüzgar enerjisiyle çalışan modern teknolojilerle üretilmiş rüzgar türbinlerinde elektrik akımı üretiliyor. Bu e, bu enerji insan sağlığı ve çevresi için zararsız, yenilebilir yani temiz bir enerji kaynağı, e, zamanla bitmemesi, dışa bağımlılık oluşturmaması bakımından önemli. Sadece rüzgar enerjilerinin bakım ve işletme maliyetinin düşük olması da büyük bir avantaj arkadaşlar. Onun dışında diğer bir enerji de jeotermal enerji. Jeotermal enerji dediğimiz arkadaşlar yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde biriken ısının e, oluşturduğu kimyasal enerjiyi sıcak su, buhar ve gazdır arkadaşlar. Bu kimyasal maddeler sıcak su, buhar ve gaz olarak yeryüzüne çıkarılarak jeotermal enerji elde edilir. E, bu jeotermal enerji e, direkt veya dolaylı yoldan faydalanabiliyoruz. Jeotermal enerjiyle ne olabiliyor arkadaşlar? Konutlar ve seralar ısıtılıyor, elektrik üretimi yapılıyor, karıplıcalarda veya hamamlarda bu enerji kullanılabiliyor arkadaşlar. Özellikle ülkemizde Afyon, Kütahya, Ankara illerinde çok fazla jeotermal enerji tercih ediliyor. Yine çok önemli bir temiz enerji kaynağı, alternatif enerji kaynağı Biyo kütle dediğimiz enerji. Şimdi arkadaşlar buna dikkat edelim. Temel bileşenleri karbonhidrat içeren maddeler olan. Bakın dikkat edin. Karbonhidrat içeren maddeler olan. Bitkisel ve hayvansal kökenli tüm atıklar biyo kütle enerji kaynağı. Bu kaynaklardan üretilen enerji de biyo kütle enerjisi. Temel bileşenleri e, karbonhidratlar. Şimdi biyo kütle enerji üretimi ve kullanımının faydaları. Bir, bu enerjiyi çok fazla üretirsek petrole olan bağımlılığımız azalır. 2. Sürdürülebilir enerjiye ve kalkınmaya faydalıdır. Doğal enerji kaynakları ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Kırsal kesimlerde sosyoekonomik yapının iyileşmesini sağlar. Kullanılması, taşınması ve depolanması gayet kolaydır. Fosil yakıtlara göre daha temizdir arkadaşlar. Biyokütle kütle. Enerji diğer bir enerji türü de arkadaşlar hidrojen enerjisi. Hidrojen enerjisi e, enerji kaynağı olmamasına bakın doğal bir enerji kaynağı olmamasına rağmen sürdürülebilir ve alter, alternatif enerji kaynaklarından bir tanesi. Doğal bir enerji kaynağı değil ama sürdürülebilir ve alternatif bir enerji kaynağı. Şimdi buraya dikkat edin. Evrendeki en hafif element bilinen element hidrojen. Hidrojen elementinin keşfedilmesiyle yanıcı olduğu bulunmuş arkadaşlar. Yandığında da hidrojen elementi neye dönüşmektedir? Su buharına dönüşmektedir. Dolayısıyla hidrojen elementinin enerji kapasitesi çok yüksek arkadaşlar. Ve günümüzde hidrojenden yakma ve yakıt pili olarak iki yöntem ile enerji elde edilebilmektedir. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Doğanın kendi döngüsü içerisinde aynı şekilde kalabilen ve değişmeyen enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları denilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağı değildir? Az önce sıraladık arkadaşlar. Jeotermal, rüzgar, büyü, kütle, güneş enerjisi alternatif enerji kaynağıdır. Ama oksijen enerjisi değil hidrojen enerjisi alternatif kaynağıdır. Buradaki oksijen enerjisi alternatif enerji kaynağı değildir. Peki bir de burada yine önemli olan madenlerden bir tane çok büyük bir enerjiye sahip olan bor madeninden bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Ee, hidrojen enerjisi farklı sistemlerde ve otomobillerde yakıt olarak kullanılabilecek olması yani şimdi bugün biz hidrojen enerjisini arabalarda kullanabilmemiz için sistemlerde veya yakıt olarak kullanabilmesi, kullanılabilecek olması bor madeninin önemini artırmıştır arkadaşlar. E, hidrojenin taşınması, depolanması ve araçlara doldurulması için en uygun yöntem sodyum bor şeklinde depolanması. Yani biz eğer hidrojeni kullanacaksak yakıt olarak veya ısın bir yerlerde bir şey için enerji kaynağı olarak kullanacaksak burada bor madeni önemli. Bor madeninin de hidrojenin taşınması depolanması için en kolay yöntem de sodyum bor hidrüymüş. Bakın arkadaşlar bordan yakıt eldesi. Sodyum bor hidrürü şu maddeyi su ile karıştırıyoruz. Katalizör eşliğinde ne elde ediyoruz? Hidrojen elde ediyoruz. Gördünüz mü? Yani karıştırdığımızda sıvı yakıt olarak saklanıyor ve tepkimenin sonunda hidrojen elde etmiş oluyoruz. Tepkimede oluşan hidrojen gazı yakıt pilinden geçirilerek elektrik enerjisi üretiliyor. Bordan enerji üretiminin avantajları ne ki? Şimdi bunun avantajları arkadaşlar. Bir, e tepkimeye giren sodyum bor hidrur veya oluşan sodyum BO2 maddelerinin yanıcı olmaması. Yani şu maddeler yanıcı değil arkadaşlar. Tamam? Bu önemli. Onun dışında e tepkimeye e, tepkimenin kontrollü gerçekleştirilmesi bir avantaj. Katalizörlerin tekrar kullanılabilmesi bir avantaj. Sodyum BO2 tekrar kullanılarak sodyum bor geri dönüştürülebilmesi bir avantaj. E Sodyum bor hidrürün birim kütlesinden sağlanan enerji miktarının benzininkine göre yakın olması da bir avantaj arkadaşlar. Tamam. Peki dünya rezervine baktığımızda arkadaşlar şöyle büyüteceğim hemen birazcık tamam. Dünya rezervine baktığımızda bu rezervlerin %73'ü bor rezervinin %73'ü arkadaşlar ülkemizde. Biz bunu bugün işlemesek bile ham madde olarak ihraç edebiliyoruz. Peki nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrallerinde zenginleştirilmiş uranyum elementi nötronlarla çarpıştırılarak parçalanma sonucunda çok büyük bir enerji elde ediyor. Örneğin radyoaktif atomu, radyoaktif uranyum atomunun kendisinden daha küçük, bakın kütle numarası 235, nötronla bombardıman edip kendisinden daha küçük parçalara ayırdığımızda açığa çıkan enerji çok büyük bir enerjidir. Büyük kütleli uranyumun küçük parçalara parçalanması olayı fisyondur, yani parçalanmadır. Reaktörlerde kontrollü olarak bu tepkimeler gerçekleştirilir. Reaktörlerde Uzun zincirler sonucu gerçekleştirip elde edilen bu enerji nükleer enerjidir. Peki e, fisyon tepkimesi yani parçalanma tepkimelerinde arkadaşlar baktığımızda e, fisyon tepkimelerin gerçekleştiği güç kaynaklarına nükleer reaktör denilir. Nükleer santrallerin ve nükleer enerjinin avantajları nelerdir? E, birim kütlede elde edilen enerji miktarı çok yüksek. İklim şartları etkilemiyor. Küresel ısınmaya neden olacak atık madde oluşmuyor. Dar aran dar alanda kurulabiliyor. bunun yanı sıra ülkemizde arkadaşlar nükleer enerji santrali için Sinop ve Mersin illerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Peki sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik sanayi devrimiyle Teknolojik gelişmeler hızlı arttıkça arkadaşlar gelişmiş ülkelerde sanayileşme önem kazanmış. Bu süreçte doğal kaynakların korunması için ikinci planda kalmış yani doğal kaynaklar korunmamaya başlamış. Hızlı sanayileşmenin gerçekleştirdiği çevre kirliliği ve bozulmalar ülkelerin gündemini bu yöne çevirmiş. Böylece sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirliği şöyle ifade edebiliriz. İlk önce bireysel olarak başlamalı ardından topluma doğru arkadaşlar yönelmelidir. Ve sürdürülebilirlikle ilgili kimya biliminde yeni projeler oluşmasına sağlamıştır. Çünkü sürdürülebilirlik demek toplumda ekosistemin veya var olan, devam eden herhangi bir sistemin ana kaynağını tüketmeden sonsuza kadar işlevini sürdürmesidir arkadaşlar. Bu yeni projeler özellikle özellikle nelerdir diye baktığımızda hani kimya biliminde sürdürülebilirlikle ilgili yeni projeler olduğunda bunlar nelerdir arkadaşlar? İşte bu veya nasıl bir proje çalışmaları yapılmıştır? Kimyasal kaynakların doğru ve verimli kullanılması, yenilebilir olması, yani temiz enerji kaynağı, çevreye az zarar vermesi ve yenilebilir temiz enerji kaynağı için malzeme üretimi gibi çalışmalar sürdürülebilirlik içerisinde yer almaktadır. Ama dediğim gibi bireysel başlamalıdır ve ardından topluma doğru ilerlemedir ilerlemelidir. E ee, biz şöyle ifade edebiliriz. Ülkemiz ülkemizin ihtiyacı olan enerji kaynaklarının büyük bir bölümü arkadaşlar ithal edilmektedir yani dışa bağımlılık vardır bu nedenle e, enerji kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmamız gerekiyor e, ve enerjide sürdürülebilir sürdürülebilirlik en önemli unsurlardan bir tanesidir İşte sanayinin teknolojinin ilerlemesi günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin sayısı artması enerjiye olan ihtiyacı artırmıştır ve ülkemizde enerji enerjinin büyük bir kısmını ithal, ithal ettiği için verimli ve tasarruflu kullanmak zorundayız arkadaşlar. E, ve özellikle ülkemizde verimli ve tasarruflu kullanma yolunda ülkemizde son yıllarda arkadaşlar geri dönüm projeler, projeleri yapılmaktadır. E, özellikle yapılan çalışmalardan en önemlisi de bitkisel ve evsel atıklardan biyogaz üretimidir arkadaşlar. Şimdi örnek 4'e bakalım. Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için yukarıda verilenlerden kaç tanesi geri dönüşüm sistemine uygulanabilir? Az önce ifade ettik. Daha verimli bir enerji tüketimi olması için ve daha az tasa, daha tasarruflu bir enerji elde etmek, yani tasarruf yapabilmek için özellikle sürdürülebilirlik adına arkadaşlar pek çok çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmalardan bir tanesi de az önce ifade ettik. Evsel ve bitkisel Atıklardan biyogaz üretimi Dolayısıyla ve burada da geri dönüşüm Sistemleri uygulanıyor Bu girişim, geri dönüşüm sistemleri Arkadaşlar organik atıklardan Cam atıklardan kağıt atıklardan Plastik atık ve metal atıklar Bunların hepsiyle görüş, Geri dönüşüm sistemleri uygulanabilmektedir Bundan dolayı da cevabımız E şıkkı olacaktır Peki polimer nedir? Şimdi polimer dediğimiz ifadeyi aslında 10. sınıfta görüyoruz. Ee, ve 10. sınıf TYT konusu diyebilirim her yerde kimya konusunda. Polimer e, çok küçük sayıda monomerlerin bir araya gelmesiyle yani bunlar iki tane, üç tane, beş tane değil en az bin tane olacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşan büyük moleküllere biz polimer diyoruz. Yani ben polimerleşme tepkimesini ifade edersem bakın 10. sınıfta da böyle gösteriyoruz. Monomer alıyorsunuz. Monomerden eğer iki tane alırsanız dimer, üç tane alırsanız trimer, dört tane alırsanız tetramer ama en az en tane, en derken burada bin gibi bir sayı aldığınız takdirde büyük bir molekül elde ediyorsunuz. Bu büyük molekülün ismine ise ne diyorsunuz arkadaşlar siz polimer diyorsunuz tamam. Şimdi biz polimer denildiğinde özellikle naylon, lastik, plastik gibi maddeleri polimer olarak görmekteyiz. Halk arasında bu yaygın. Tamam. Peki polimerler kendi içerisinde içerisinde doğal polimerler de var, yapay polimerler de var. Doğal olanlar işte nişasta, protein, DNA, seliloz gibi maddeler doğal polimerler ama naylon, PVC, polietilen, teflon, polisitren, akrilik gibi maddeleri ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Yapay polimer diyoruz. Ee, şimdi polimerlerin her geçen gün günümüzde e, teknoloji ilerledikçe polimer sayısı artmaktadır. Peki bu her geçen gün artmasının sebepleri neden biz özellikle günlük hayatta polimer maddeleri çok fazla evimizde veya her yerde kullanıyoruz. Çünkü hafif ve maliyeti düşük arkadaşlar. Kolay şekillendirilebiliyor. Mekanik özellikleri yeterli. Farklı kullanım alanları var. Kimyasal açısından inert yani reaksiyona girmek yönünden pasifler. Korozyona uğramıyorlar. Bu sebepten dolayı her geçen gün polimer üretimi, polimer kullanılması artmakta. Peki polimerleri biz nerelerde kullanıyoruz? Özellikle tekstil sanayinde çok fazla kullanıyoruz. Yani aldığınız kıyafetlerden tutun da her yerde kumaşlarda var. En çok poliester ve poliamit olarak kullanılıyor. Elektronik sanayide de kullanılıyor. Yani yalıtkan madde olarak elektriği iletmemesi için kullanılıyor. Özellikle polietilen, polivinil klorür dediğimiz bu kaplama. Hani dış kaplama olarak düşünün buralarda kullanılıyor. Yapı sektöründe de kullanılıyor. Yapı malzemesi olarak özellikle arkadaşlar e, polivinil klorür, plastik borularda, kapı, bencere, çatı, zemin kaplama almalarda e, özellikle yapı sektöründe kullanılmakta arkadaşlar Onun dışında gıda sektöründe de yani plastik şişelerde mesela polietilen tetrafilat dediğimiz pet kullanılıyor e, bunun yanı sıra, yanı sıra polipropilen polietilen polistiren yiyecek içecek endüstrisinde sıkça karşılaşılıyormuş giyim endüstrisinde polyester az önce tekstilde ifade etmiştik. Polyester, poliamit, orlon dediğimiz maddeler. Fotoğraf ve optik endüstrisinde de kullanılıyormuş arkadaşlar. Gözlük camları ve kontak, lens, kontak lenslerde fotoğrafçılıkta özellikle fotoğraf ve optik endüstrisinde de kullanılıyormuş. Peki polimer dediğimiz madde arkadaşlar buraya dikkat edin. Az önce ben polimerleşme reaksiyonunu şöyle gösterdim. Monomerden siz... En tane alacaksınız. Elde ettiğiniz büyük maddeye ne diyeceksiniz? Polimer. Şu madde polimer. Şimdi bakın dikkat edin. Şu organik kimyada artık organik kimyayı biliyorsunuz. Bu maddenin ismi nedir? Etilendir. Etilenden siz monomermiş. Monomeri nasıl tanıyacağım hocam diye sorabilirsiniz. Çifte bağ veya üçlü bağ içermeli. Bakın burada çifte bağ olduğu için monomer. En tane aldığınız polietilen elde ettiniz. Peki etilenden bir hidrojen çıkarılırsa arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Vinil diyorduk. Buraya klor bağlarsak, şuraya klor bağlarsak vinil klorur elde edersiniz. Vinil klorurdan en tane aldınız polivinil kloru elde ettiniz. Peki etilendeki tüm hidrojenler yerine eğer biz floru bağlarsak ne elde ederiz arkadaşlar? Tetraflor etilen elde ederiz. Bu tetraflor etilen dediğimiz teflonun monomeridir. Bundan en tane alırsanız politetraflor etilenle teflonu elde ediyorsunuz. Tamam mı? Gibi örnekler arkadaşlar e, özellikle ne örnek olarak verilebilir? Polimere. İşte bu maddelerin doğada bu uzunumu çok uzun yıllar alıyor. Bu nedenle kurulan tesislerde geri dönüş dönüştürülerek tekrar kullanılması polimerlerin sağlanabiliyor. Onun dışında arkadaşlar bakın buradaki başlığımız şuydu geri dönüşüm. Demek ki polimerler geri dönüştürülebiliyor. Başka? Kağıt arkadaşlar e, özellikle e, ağaç ve bitki odun hamurundan ve atık kağıtlardan elde ediliyor. İşte her yerde kullanıyoruz. Yani bilgi teknolojisi, sağlık, sanayi, iletişim her yerde çok fazla kullanılabiliyor arkadaşlar. E, bu kağıtlar temizlik kağıtlarından tutun da kartonlar, mukavvalar pek çok çeşitleri var. E, kağıt ham madde yetersizliği, doğal kaynakların korunma ihtiyacı, enerji maliyetlerinin yükselmesi, atık kağıtlarında geri dönüşümünü uygulamasını sağla. Diğer bir dönüşüm malzemesi metallerdir. E, metaller de yine e, güçlü ülkelerde sanayi ve ekonomi açısından önemli bir sektördür arkadaşlar. Ve ülkemizde de metal üretmek için yeterli ham madde olmasına rağmen e, kullandığımız demir çelik miktarının yarısını biz ne yapıyormuşuz? İthal ediyormuş. İthal ediyormuşuz. Ve dolayısıyla dışa bağımlılığı azaltmak için metallerin de geri dönüşümü sağlanmakta. Onun da dışında arkadaşlar bir teknoloji daha var. Ona da bakın bakalım nanoteknoloji nano kelime oluşu fiziksel büyüklük yani nano demek e, milyarda biri bir fiziksel büyüklüğün milyarda biri anlamına geliyor arkadaşlar e, nanoteknoloji ile malzeme üretimi elektronik manyetik optik mekanik ve biyomedik medikal amaçlı işlemlerde kullanılıyor e, nano kavramını ilk olarak kullanılan kişi Amerikalı fizikçi Richard Feynmanmış arkadaşlar e, farklı devletlerde Günümüzde ekonomik üstünlük sağlamak ve soğuma sanayini geliştirmek için yatırım politikalarında nanoteknoloji üzerinde özellikle durulmakta. Bunun dışında arkadaşlar nanoteknoloji sanayisinde çok daha hafif ve dayanıklı malzemelerden üretilen araçlar sayesinde yakıt tüketiminin azalması da yine hedeflenmekteymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada da şöyle bir tekine yine bu devam ediyorum. Nano teknoloji ile yapılacak olan çalışmalar nelerdir? İşte çok küçük boyutlarda mikroskobik boyutlarda bilgisayar üretimi, nano hafıza çipleri e, geliştirilmesi, 50 kat daha hafif ama dayanıklı malzeme üretimi, yanmaz ve leke tutmaz kumaşlar üretimi, yeni roket ve uçaklar üretimi, ameliyat yapan nano robotlar üretimi, milyonlarca sinema filmi depolayan CD veya DVD'si, DVD'ler üretimi gibi yani pek çok çalışmalar nanoteknoloji ile ilgili yapılabilmekteymiş arkadaşlar tamam Peki Ödev sorularımıza bakalım. Bilimsel verilere göre bugün dünya enerji ihtiyacının %88'i fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtların rezervlerin tahmini tükenme süreleri petrolün 40 yıl, kömürün 240 yıl, doğalgazın 60 yıl. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dünya nüfusundaki artışı ile fosil yakıt tüketimi artmıştır. Kesinlikle nüfus arttıkça daha fazla fosil yakıt tüketiliyor. Fosil yakıt kaynaklarındaki azalma ülkeli, ülkeleri alternatif enerji arayışına evet süre azaldıkça yani bunların miktarları azaldıkça kullanım süreleri azaldıkça alternatif enerji kaynaklarına yönelme olmuştur. Fosil yakıt kaynakları azaldıkça ülke ekonomileri zor durumda kalmaktadır doğru. Hangileri doğrudur denildiğine göre cevap E olacaktır. Tek. İkinci soru. Çeşitli sanayi sistemlerinde ısınmak için kullanılan fosil yakıtlar atmosfere yayıldığında kükür toksit ve azotoksit ve hidrokarbonlar ve farklı kirletici maddeleri yayıyorlar. Bu kirletici maddeler havada su buharı ile birleşerek asit yağmurları oluşturuyor. Asit yağmurları ile ilgili aşağıda verilen zararlı etkilerden hangisi? canlılarla ilgili değildir. Tamam. Şimdi asit yağmurlarını o zaman özellikle kükür toksitler ve azotoksitler yapıyor. Tamam. Bunlar havadaki su buharıyla mesela kükürt dioksit havadaki su buharıyla birleşiyor. Sülfürik asit olarak yere iniyor. Veya kükürt trioksit havadaki su buharıyla birleşiyor. Sülfürik e, sülfit asit yukarıdaki sülfit asit, aşağıdaki sülfat asidi olarak yere iniyor. Peki bu e, asit yağmurları yere indiğinde canlılarla ilgili göller ve akarsulardaki asit dengesini bozuyor ve oradaki canlı hayatını etkileyebiliyor. Canlıların olumsuz etkiler ve bazı türlerin yok olmasına sebep olabiliyorlar. Asidik yağışlar ormanlardaki ağaçlarda büyüme ve gelişmeyi, o ağaçlar da canlıdır arkadaşlar. Onlardaki büyüme ve gelişmeyi de engelleyebiliyor. Toprak yapısını bozuyor, pH dengesini, oradaki işte canlı hayatını mahvediyor. Ama tarihi bina ve eserlere zarar veriyor. Doğru asit yağmurlar ama canlılarla ilgili değildir bu ifade. Bundan dolayı cevabımız E olacaktır. Üçüncü soru ee, evrende en çok bulunan elementlerden bir tanesi hidrojen hidrojen havadan hafif renksiz kokusuz ve zehirsiz gaz işte e, serbest halde bileşikler doğada serbest halde değil bileşikler halinde özellikle suda bulunmakta alternatif enerji kaynağı hidrojen arkadaşlar alternatif enerji kaynağı olarak öngörülen hidrojen için yukarıda verilen bilgiye göre yargılarından hangileri doğrudur e, doğada doğrudan elde edilemiyor çünkü e, hidrojeni taşımak depolamak çok zor. Doğrudan elde edilemiyor ancak sudan elde edilebiliyor. Bundan dolayı ikincil enerji kaynağıdır. Doğru. Kullanım esnasında arkadaşlar çevreye ve canlılara zarar verici bir madde değil kesinlikle. Onun için alternatif enerji kaynağı. Hafif, kokusuz, zehirsiz olması yakıt olarak kullanılmasında da avantaj sağlıyor. Bundan dolayı cevabımız evşek olacaktır. Dördüncü soru, şöyle bir bilgi var, bilgiyi okuyalım. 1 milyon adet 1 litrelik bulaşık deterjanı şişesi 120 kişinin, 1 milyon adet çamaşır suyu şişesi ile 654 kişinin 1 yıllık elektrik, inen enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Bakın geri dönüşüm yapıldığında güzel. Yukarıda verilen bilgilere göre yargılarından hangilerini e, kapsayabilir? Sürdürülebilirlik kavramının önemi, evet bu ifade bunların geri dönüşümü olursa sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgular. Geri dönüşüm projelerinin çoğaltılmasının gerekliliğini ifade eder. Doğru. Bireysel olarak bilinçli tüketici olmamızın gerektiğini vurgulamaktadır. Doğru. Hangileri doğrudur denildiğine göre cevap E olacaktır. Evet, ödev 2 İlk sorumuz radyoaktif büyük atomların uranyum parçalanması fisyonla küçük atomların hidrojen birleşmesi füzyon büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor. Bu enerjiye nükleer enerji diyoruz. Nükleer santrallerde uranyum atomunun parçalanması ile açığa çıkan ısı ile elektrik enerjisi üretiliyor. Buna göre günümüzde ülkelerin alternatif enerji kaynağı olarak nükleer enerjiyi tercih etmelerinin sebebi. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen elementlerden kaç tanesi olabilir? Nükleer enerjide uranyum gibi çok büyük bir element nötronla bombardıman edilerek daha küçük taneciklere parçalandığında dışarıya çok büyük bir enerji açığa çıkarıyor. Büyük bir taneciğin parçalanması fisyon olayıdır. Burada parçalanma. Aynı şekilde küçük tanecikli mesela hidrojenin izotopu olan döteryumla tridyumun birleşerek daha büyük tanecikli helyuma dönüşürken yine dışarıya çok büyük bir enerji veriyor. Burada da füzyon olayı. Nükleer santrallerde gerçekleşen bu olaylarda da nükleer enerji. Elde edilen ısı nükleer enerjiye dönüşüyor. Peki bu nükleer enerjiyi neden tercih ediyoruz? Çevre şartlarının etkilenmeden sürekli elektrik yani hiçbir şekilde çevreye zarar vermesi çok az. Bundan dolayı sürekli elektrik üretiyor. Elektrik üretim maliyetinin diğer kaynaklardan düşük olması, evet. Geniş kullanım alanı gerektirme için toprak kaybının olmaması evet nükleer santraller işletme esnasında sere gazı salınımı yani e, karbondioksit gazı salınımını çok az yapıyor yapmıyor hatta dolayısıyla doğru elde edilen ama enerji çok büyük bir enerji düşünün örneğin fisyon enerjisi atom bombasının enerjisi öyle düşünün yani dolayısıyla bu da doğru kaç tanesi olabilir hepsi olabilir cevap A olacaktır. Evet arkadaşlar e, son soru yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi nanoteknoloji ile üretilebilir? Peki bakalım isterseniz e, akıllı elbiseler ıslanmayan yanmayan ve leke tutmayan kumaşlar evet nanoteknoloji ile üretilir. Hastalıklarda erken tanı için kullanılan nano, nano taşıyıcılar tamam. Gözle görülmeyen nano robotlar. evet. E, mikroskobik boyutta yani nano boyutta mini bilgisayarlar evet. Beyne yerleştirilecek hafıza çipleri. Nano hafıza çipleri evet. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? E olacaktır.